Marvel? Bu ne kanka? Hani kendiniz hiç mi oturup düşünmediniz biz ne yapıyoruz diye? Bunca zaman ve bunca işten sonra 90'larda olmadığınızı ve o zamanın gençlik dizisi kurallarının bu zamanlarda işe yaramayacağınızı anladığınızı düşünmüştüm. Ama bunca şeyden sonra yine de bize bunlarla gelebiliyorsanız cidden hedefinizden bayağı sapmışsınız demektir. Ben bu garipleşmenin ileride dizi sayısı iyice arttıktan sonra olacağını düşünmüştüm ama yanılmışım. Neyse, yani diziyi biraz daha konuşunca gerisine bakarız artık. Şimdilik karşınızda Miss Marvel. Miss Marvel olabilecek en basit haliyle genç bir kız olan Kamala Khan'ın kendini keşfetme, güçlerini öğrenme ve kahramanlığa ilerleme hikayesi. Ama basit olmayan hali ne derseniz... ne yazık ki bilmiyorum, yani ben de tam cevap veremem. Dizinin şu anki hali tam olarak iskelet formunda ve üzerine daha fazla bir şey eklemedikleri için de daha basit olmayan bir halini söyleyemiyorum çünkü öyle bir şey yok. Normal şartlarda bir dizi yaparken bir temel alıp üzerine diziye özel kılacak bir şeyler ekleyerek ilerlenir. Diziyi özel yapan şeyler ya karakterleri ya olay örgüsü ya da en azından dizinin kendi bulabildiği yeni bir reklam malzemesi olur. Diziyi kendine çekecek ve diziyi izletecek bir şey. Örneklere bir bakalım en azından. Marvel dizilerinin ilklerinin olayları hep tanınan karakterlerin devam veya yeni hikayeleriydi. Yani harika olmasalar bile belli bir hayran kitleleri zaten vardı ve mükemmel olmasalar bile diziyi izletmek için oyuncular yeterliydi. Moon Knight örneğinde de mesela farklı temalar gördük ve dizinin ilerleyişi şaibeli olsa da girişi insanları genel olarak etkileyebilmişti. Ayrıca işin içinde Oscar Isaac gibi harika bir isim vardı. Yani Moon Knight'ı tanımayan biri bile Oscar Isaac gibi başarılı bir oyuncu için gelebilirdi. Miss Marvel'da ise ne tanınan bir oyuncu ne de tanınan bir karakter var. Miss Marvel çizgi romanlarda öyle çok da eski değil ve yani oyuncu da herhangi bir şekilde tanınmıyor. Bu da şuna sebep oluyor. Dizide ne zaman göze batacak bir şey olsa dikkat dağıtacak bir şey olmadığı için insan kendini sorgulayıp ben bunu neden izliyorum ki diyor. Farkındayım diziye biraz sert davranıyorum gibi duruyor ama gelecek için bunca dizi duyurulmuşken endişeleniyorum sadece. Dizi uzun veya kısa olsun. Kalitesiz olduktan sonra pek bir anlamı olmayacak. Ayrıca şu ana kadar fark ettiniz mi bilmiyorum ama biz bu formülü çoktan izledik zaten. Bakın sizler için tekrar edeyim. Liseye giden bir gencin kendini keşfetme, güçleri olduğunu fark etme, bunları öğrenme ve bunun sonunda yeni birine dönüşmesinin hikayesi. Hala anlamadıysanız videonun kurgusunun büyüsüyle şimdi anlayacaksınız, o yüzden tekrar söylüyorum. Liseye giden bir gencin kendini keşfetme, güçlerini fark etme, bunları öğrenme ve sonrasında yeni birine dönüşmesinin hikayesi. Yani evet, Miss Marvel'ın yapmaya çalıştığı şeyin mükemmelleştirilmiş halini biz çoktan tükettik ve bundan sonra buna benzer bir yapımın kalitesiz olması sinirimi bozuyor çünkü mükemmel olan var zaten. Ama bunun dışında şeylere bakarsak oyunculukların normal olduğunu söyleyebilirim. Karakterler olarak Kamala mükemmel olmasa da arkadaşı o destekleyici arkadaş modelini tip olarak harika verdiğinden karakter dinamiklerinin ileride fena olmayacağını söyleyebilirim. Eğer bunu iyi destekleyebilecek bir senaryoda ileride en azından gelirse çok daha iyi olabilir. Ayrıca yani en azından sevdiğim bir şey var diyebilirim ki yani genel olarak insanların eleştirdiği kısımlara girmeden önce onlardan da bahsedeceğim. Spider-Verse'den beri görsel detaylar olarak adlandırabileceğimiz şu an görebildiğiniz bunlar live action bir diziye harika eklenmiş ve bir gencin kafasından. Yani imajını bize çok iyi yansıtıyor. Mesajlaşmanın sırasında arka planda yanan ışıklar falan gibi böyle bu arka plan detayları kesinlikle çok güzel eklentiler. Ama bu eklentilerin bir kötü yanı da güçlerinin gösterilme şekli ve hepimiz çizgi romanlara uygun olmadığını biliyoruz. Yani bu eklentilerden kastım tabii ki bu tarz dediğimiz şeyden dolayı Kamala'nın ellerini dijital olarak kocaman yapmaktansa ellerine bir enerji eklemek. Şimdilik görünüşlerine çok sallamayacağım ama genel işleyiş şekillerinden farklı bir videoda veya dizinin finalinde bahsederiz. Çünkü yani birazcık sıkıntılılar. Ama bunu da hallettiğimize göre daha ciddi olaylara geçelim. Tüm bu çıktığından beri insanların eleştirmesine sebep olan bu Müslümanlık olayları. Yani çıkmadan önce eleştiriliyordu, biz savunuyorduk yani ne olacak ki diyorduk. Çıktıktan sonra Türkler tarafında tabii çok bir şey olmadı. Türkler o kadar umursamadı belki de Miss Marvel'ı ama yabancılarda birazcık şey olmuş gibi bu kültür olarak. Ve ben insanlar niye buna bu kadar laf ediyor anlamış değilim. Bu bölümde Müslümanlıkla alakalı gram bir şey görmedik. Fragmanlardaki namaz sahnesi falan da
burada değildi. Birkaç inşallah, maşallah, Allah falan dediler ama insanlar buna niye bu kadar laf ediyor veya bu neden bu kadar tartışılıyor ben anlamadım. Ailenin görüşü birazcık gerici evet ama bu tarz kendini bulmalı gençlik dizilerinin %90'ında ailenin geçmişi veya ırkı fark etmeksizin hep gerici oluyorlar zaten. O yüzden bu çok da farklı değil, hani inanç bir şeyi değiştirmiyor. Gelecek bölümlerde harbiden suçlayıcı veya hani Müslümanları kötüleyici bir şey olursa bakarız ama Homelander gidip ekranda amık Müslümanı deyip ırkçılık yaparken Bandai'li herkes "Woohoo!" diye tezahürat ediyordu. Yani burada Marvel yapınca niye insanlar sinirlendi bu kadar anlamadım. Hani Marvel daha... Gerçi Marvel onu da yapmadı. Hani ırkçılık yapmadılar. Bir ırkçılık yok işin içinde de. Hani Amazon Prime o kadar şey yaparken insanlar neden eleştirmeli de burada sadece aile gerici diye tüm olay Müslümanlığa bağlandı. Ben onu anlamadım sadece. Birazcık farkındayım şey kısımlar. Tartışmalı kısımlar. Ama yani kısaca bende durumlar böyle. Yani sezon finalinde harbiden dediğim gibi sezon finaline kadar böyle tartışmalı, suçlayıcı veya kötüleyici bir şey olsa da ekstra bakarız. Dizi bittiği zaman geri dönüp herhangi bir şey değişmiş mi illa konuşacağız zaten. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Sanırım yani sağdan ve soldan farklı yerlere gidebilir. Aşağıdan abone olabilir veya biraz daha aşağıdan katılabilir veya daha da aşağıdan yorum bölümünde diziyle alakalı fikirlerinizi yazabilirsiniz. O zamana kadar hoşça kalın, bay bay ve seviyorsunuz.